Herkese merhaba. Akıllı Parayla karşınızdayız. Haziran ayının ilk işlem gününde önce bir gündemi özetleyelim. Ekonomiler yeniden açılıyor fakat Amerika'da durum birazcık daha farklı. Toplumsal gösteriler, sosyal olaylar biraz daha gündeme oturmuş gibi gözüküyor. Cuma günü ABD ile Çin arasındaki gerginliği aktararak akıllı parayı noktalamıştık. Çin'den bugün misilleme geldi. Soya fasulyesiyle ilgili Amerika'dan yapacakları ithalatı biraz daha yavaşlama, durdurma ile ilgili Bloomberg International'da geçen bir haber vardı. Avrupa'dan PMI verileri geldi. Bizde de öyle. Dipten bir toparlanma sinyali var. Bu PPK metnine de zaten girmişti. Bugün yine orada gördük. Yüksek frekanslı verilere baktığımız zaman der Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Mayıs ayı ile ilgili dipten toparlanma ile ilgili sinyaller alıyoruz. Gıda fiyatı belki enflasyonu geri çekti ama enerjinin olumlu katkısı enflasyon aşağı gelişiyle ilgili oradaki katkının devam ettiğini söylerler. En son da Türk oyun şirketi Peak'in 1.8 milyar dolara Zynga'ya devri haberi var ki bundan sonraki dakikalarda da işlemeye devam edeceğiz bu konuyu. Şimdi hız kesmeden önce bir Londra'ya gidelim. Londra'nın gündemini temsilcimiz Ceren Dilekçi'den alalım. Ceren merhaba, hoş geldin yayına. Şimdi İngiltere'ye bakıyorum, okullar, bazı dışarıdaki aktiviteler bugün itibariyle açılmaya başlanıyor. Orada bu adımlar nasıl yönetilecek? İngiltere bu aşağıya geliş, ekonomideki geriye gelişle ilgili yeni teşvik paketleri ortaya koyacak mı? Son durumu senden alalım. Cumhur, Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen iki ülke, biri İngiltere, diğeri ise İtalya. İkisi de bu hafta itibariyle önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyorlar. Mesela İtalya 3 Haziran'dan itibaren artık Avrupa Birliği ülkelerine sınırlarını açmaya hazırlanıyor. Fakat tabii İtalya'dan da çok tepki var. Mesela İtalya Dışişleri Bakanı'nın tepkisini şu sözlerle dile getirdi. Eğer dedi birileri bize karantina yeriymiş gibi davranmayı düşünüyorsa buna hareketsiz kalmayacağız. Sabrında bir sınırı var dedi. Çünkü İtalya her ne kadar bu hafta itibariyle sınırlarını Avrupa ülkelerini açmaya hazırlansa da çoğu Avrupa ülkesi İtalya'ya henüz kapılarını açmaya hazır değil. Diğer taraftan sen de az önce dikkat çektin, İngiltere'de 1 Haziran yani bugün itibariyle ikinci aşamaya geçiyor. Yani okullar açılacak, pazarlar açılıyor ve bazı otomobil mağazaları kapılarını açıyor bugün İngiltere'de. Fakat 15 Haziran'dan itibaren mağazaların açılması planlanmakta. Diğer tarafta sık sık konuşuyoruz son dönemde ekonomik canlandırma paketlerini. İngiltere'de çok fazla sayıda paket açıkladı bugüne kadar. Hatta toplam önlemlerin büyüklüğü 100 milyar pound'a ulaşmış durumda. Fakat bugün Financial Times'te bir haber vardı ve bu haberde İngiliz hükümetinin Temmuz ayında yeni bir paket, yeni bir ekonomik canlandırma paketi daha açıklamaya hazırlandığı yazmıştı. Mesela paketin kapsamına baktığımız zaman altyapı ve eğitim programlarına yatırım ve teknoloji şirketlerine yardım bu paket kapsamında yer alacak hamleler arasında bulunmakta. Diğer yandan mesela bugün bir haber vardı, İngiliz bankalarından bir uyarı yapılmıştı. Koronavirüs salgını döneminde kredi kullananların %50'sinin temerrüde düşmesini bekliyor İngiliz bankaları. Yani kredi ödemelerinde sıkıntı yaşanmasını bekliyor ve yüz binlerce küçük işletmenin batmasına hazır olun uyarısına bulundu. Tabii sadece İngiltere'de değil, bu hafta yeni bir paket daha göreceğiz Avrupa'da. Çünkü Almanya hükümeti de yeni bir ekonomik canlandırma paketi açıklayacak. Geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili yer alan haberlerde toplam paketin büyüklüğünün 50 ila 100 milyar euro arasında olmasının beklendiği belirtilmişti. Diğer yandan PMI verilerini takip ettik euro bölgesinde. Mayıs ayı verilerini gördük. Aslında ekonomilerin açılmaya başlamasıyla ekonomik toparlanmanın yani dipten dönüşün başladığı bir aydı Mayıs ayı. Bu verilerde net bir şekilde gözlendi. Euro bölgesinde imalat PMI Nisan'da 33.4 seviyesinden Mayıs'ta 39.4 seviyesine yükseldi. Fakat burada şaşırtan nokta şuydu Cumhur. Çünkü İtalya en hafif daralmayı kaydederken Mayıs'ta Almanya sert daraldı. Yani İtalya'da imalat PMI beklentilerin de üzerine gerçekleşti. Nisan'da 31.4 seviyesindeydi. Mayıs'ta 45.4'e yükseldi. Fakat Almanya'da imalat PMI beklentilerin altında kaldı. Çünkü fabrikalardaki işten çıkarmalar 11 yılın en hızlı artışını kaydetti. Üretim ve siparişlerdeki düşüşün Mayıs'ta da sürdüğünü gördük Almanya cephesinde. Diğer tarafta Avrupa borsasına baktığımız zaman Cuma günü sert satışla kapatmıştı Avrupa borsaları günü. Çünkü orada temel endişe ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı beklentisiydi. Fakat korkulan olmadı. Yeni yaptırımlar gelmedi Çin'e karşılık. Bunun yarattığı iyimserlik var bugün Avrupa borsalarında. Almanya ve İsviçre borsası bugün kapalı. Fakat Avrupa'nın genelinde İspanya borsası öncülüğünde
%1'i aşan yükselişler olduğunu söyleyebiliriz. Cumhur, yeniden söz sende. Ceren, çok teşekkür ederim. DAX hakkındaki hatırlatman önemliydi. Çünkü her tarafta yeşilken onun %1.65 olması göze çarpıyordu. Alman borsasının cuma günkü performansı böyleydi. Tabii Trump'ın açıklamaları nispeten piyasa beklentilerinin altında ya da piyasanın beklediği kadar sert olmayınca bugün Avrupa borsalarının o cuma günkü satışların bir miktar telafisi var. Benzer seyir içeride de var Borsa İstanbul cephesinde. Son geçen rakamları şöyle bir hatırlayalım. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız zaman 106.854'ten işlem görüyor. %1.3 yukarıda. Dolar TL ise düne göre yatay bir seyir diyebileceğimiz şekilde 6.81.50'den işlem görmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'daki işlem hacmi 10 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Dolar endeksi 98.15 seviyesinde, düne göre %0.2 aşağıdayız. Euro dolar cuma günü yükselişe başlamıştı. Yine bir ay sonuydu. Ayı en yüksek seviyede tamamlamıştı. Yine benzer bir şekilde yükselişine bugün de momentumunu az kaybederek de olsa devam ediyor. 1.11.15'teyiz. Sterlin 1.24'e yaklaştı. Dolar yen ise 107.70 seviyesinde. S&P tarafındaki son gelinen rakamlar 3043. Altın ve petrolde şöyle hızlıca bir göz atalım. Petrol tarafında 38 dolardayız. Düne göre 0.7'lik bir yükseliş var. OPEC tarafındaki toplantı yakından takip ediliyor. Altın 1700'de destek bulduktan sonra yeniden 1740'a doğru hareketlendi. İçeride tabii aktif rasyosunun getirmiş olduğu alım iştahıyla diyelim ki bunu birazdan konuklarımızla değerlendireceğiz. 2 yıllık tahvilde 90 bas puanlık aşağıya geliş var. %10'a kadar yaklaşan 2 yıllık gösterge tahvilin %8.90'a aşağıya gerilediğini hatırlatmış olayım. Buradan gidelim Norsiyem'e. Norsiyem'de bireysel portföy yönetici birim müdürü Arzu Toktay bizi bekliyor olacak. Arzu, merhaba, hoş geldin yayına. Şimdi cuma günü bir taraftan Trump'ın açıklamalarına odaklanmıştık. Öbür taraftan da Powell ne der diye de düşünüyorduk. Bunların açıklamalardan sonra görüyoruz ki haftanın ilk işlem günü risk iştahı yüksek. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Teşekkür ederim Cumhur. İyi haftalar diliyorum. Evet, piyasalar, küresel piyasalar, özellikle hisse senedi piyasaları olumsuz ekonomik verilere ve ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin ikinci faz geçişine rağmen olumlu seyrini koruma çabası içerisinde görülüyor. Burada tabii düşük faiz ortamının özellikle alternatif eksikliği ile yatırımcıyı hisse senedi piyasasına ve diğer riskli varlıklara yönlendirdiğini söylemekte fayda var. Bu en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Ancak ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimini piyasalar biraz fazla hafife alıyor olabilir. Sanırım piyasalar şöyle düşünüyor. Özellikle küresel ekonominin bu derece kötü olduğu ve yavaşladığı ortamda ilk başta ipler gerilse de sonrasında bu iki ülke bir araya gelip tekrar ticaret konusundaki sorunları çözmek için masaya oturacak beklentisi var. Hafta sonu önemli bir gelişme oldu. Başkan Trump'ın açıklamaları vardı. G7 toplantısı sonbahar aylarına ertelendi ve bu ertelemenin yanında 4 ülkenin daha G7 toplantısına davet edilebileceği haberleri vardı. Bunların arasında Avusturya, Hindistan, Güney Kore ve Rusya yer alıyor. Tabii ki şu ortamda özellikle önemli kararlar verilirken 7 tane ülkenin bu karar aşamasında yeterli olmadığı görüşü taşınıyor. Fakat bu ülkeler arasında Çin'in olmadığı dikkat çekiyor. Onun yerine Avusturya ve ayrıca yine üretim ve teknoloji aşamasında öne çıkan ülkeler olarak bilinen Güney Kore ve Hindistan davet edilebilir beklentisi var. Anlaşılan ABD bundan sonraki politikaları içerisinde üretim tarafında fazla hak tanımış olduğu, taşeron ülke olarak öne çıkardığı Çin'in yerine Hindistan ve Güney Kore gibi teknoloji anlamında gelişmiş ülkeleri ikame etme amacı güdüyor. Bu tarz bir ilerleme özellikle dengeleri değiştirecek bir ilerleme olur ve piyasanın şu anki rehaveti bir süre sonra yerini bir miktar satış baskısına bırakabilir. Öte yanda bu hafta sonunda açıklanacak olan haftanın son işlem gününde tarım dışı istihdam verisi bekleniyor.
beklentilerden de kötü gerçekleşirse %14.7'ye ulaşan geçtiğimiz ay işsizlik oranının %20'lere çıkması bekleniyor. Ve bu gerçekleşme dahilinde öncesinde bu kötü ekonomik veriye kayıtsız kalan hisse senedi piyasaları bu kez farklı bir davranış sergileyebilir. Yani piyasaların şu ortam içerisinde göz ardı ettiği bazı riskler var. Tabii dünya üzerinde çok büyük değişimler var. 1990 Körfez Savaşı ile başlayan, İkiz Kuleler'le devam eden ve pandemi kriziyle başka bir evreye girmiş olan farklı güçler tarafından dünyanın yönetimi ve bunun ekonomik sonuçları, toplumsal kuruluşlara, işte Dünya Sağlık Örgütü gibi, diğerleri gibi birçok kuruma etkileri, bunları hesaba katmakta ve fiyatlamakta zorlanıyor olabiliriz. Çünkü anlamakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla şu anda piyasalardaki bu iştahlı yükseliş sadece alternatifsizlikten ve düşük faiz ortamından kaynaklanıyor. Bir süre sonra piyasalar biraz daha tedirgin olup ileriye dönük riskleri satma eğilimi içerisine girebilirler. Bu anlamda da dikkatle takip etmek gerekiyor. Arzu, çok teşekkür ederim sana aktardığım bu notlar için. Şimdi birazcık daha içeriye dönelim. Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önümüzdeki 3 ayın iç borçlanma strateji programı açıklandı. Bunu değerlendirmek için telefon attığımızda Garanti BBVA Uluslararası Pazarlama Yöneticisi Yaprak Kastal telefonda olacak. Yaprak, merhaba, hoş geldin yayına. Merhabalar Cumhur. Şimdi sana önce sormak istediğim konu, Nisan ve Mayıs ayını Covid-19 etkisiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iç borçlanma tarafında itfasından, iç borç servisinden daha fazla rakamlarla gerçekleştirdi. Şimdi Cuma günü Hazine'nin önümüzdeki 3 ayını gördük. Haziran'ı değerlendirelim isterim. 12.4 milyar TL'ye karşılık 27 milyar TL'lik bir iç borçlanma öngörülüyor. Hazine'nin şu son 18 aylık dönemine baktığımız zaman hep aşıyor. Bu Haziran için sizin beklentileriniz nedir? Tabii. Dilersen Nisan ayından başlayalım olaylara. Çünkü Nisan ayında biliyorsun aktif rasyosu devreye girdi. Dolayısıyla Hazine aslında piyasalardan 28.2 toplamda borçlanacakken bir anda 67.2 milyar TL gibi bir rakam borçlanmak durumunda kaldı. Aynı süreç Mayıs ayında da devam etti. Mayıs ayında da toplamda kamuda dahil 40 milyar gibi bir rakam borçlanacakken bunda da 76.5 milyar gibi bir TL ile bitirmek durumunda kaldı. Ama Mayıs ayında da aktif rasyosu etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz zaten. Şimdi tabii bunda bir taraftan da fazla borçlanmada 21 milyar TL'sine baktığımız zaman aslında Mayıs ayının son gününde gerçekleştirdiği bir miktar bireysel ve kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekecek olan YP cinsi dips ihracının da etkisi vardı. Son dönemde biliyorsun YP cinsi ihraçlar ve altın cinsi ihraca da ağırlık veriyor ki enstrüman çeşitliliğini arttırabilsin yurt içi piyasalarda ve yurt içi yatırımcıları da bir şekilde cezbedebilsin. Biz gördük ki 21 milyar gibi bir TL borçlandı ve bayağı da bir ilgi vardı. Dolayısıyla aslında bir şekilde piyasaların ilgisini çekebilecek, yatırımcı ilgisini çekebilecek enstrüman çeşitliliğiyle borçlanmaya devam ediyor. Haziran ayına geldiğimizde yine ihraçlarına devam ediyor. Her çeşit ihracı çıkıyor. Her çeşit kağıttan çıktığını görüyoruz. İskontolu kağıtlarda yine bir taraftan 12 aylık çıkarken 6 aylık iskontolu ihraca da devam ediyor ki kısa vadelilerde çünkü lokalin ilgisinin olduğunu görüyor. Tabii Haziran ayında da bir miktar aktif rasyosunun hafta sonu giren aktif rasyosundaki ayarlamaların etkisini gözlemleyebileceğiz. Orada da bir miktar bankaların ilgisi devam edecek. Yaprak, burada şöyle bir araya girmek isterim. Tabii ki. Bu aktif rasyosuyla ilgili olarak önümüzdeki enflasyon görünümü, risk primi, sizin alternatif fonlama maliyetleriniz, bunları alt alta koyduğumuz zaman 2 yıllık tahvildeki rallinin devam etmesini bekleyebilir miyiz? Çünkü bir önceki aktif rasyosuna baktığımız zaman sanki 9,5-10 aralığına oturmuş bir bant görüyorduk. Şimdi yeniden tabii ilgi daha fazlalaştı. Burada gidilebilecek bir aşağıya ne kadar daha yer olduğunu düşünüyorsunuz? Aslında şöyle söyleyeyim, Cuma günü itibariyle bana sorsaydın yok derdim. En basitinden 18.1.2023 kağıdı için konuşabiliriz. 18.1.2023 kağıdını Hazine, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında ihraç etmeye tekrar karar verdi. Ve bu kağıt aslında piyasa yapıcılığı kotasyon çıkılan bir kağıt. Dolayısıyla zaten likiditesi olan bir kağıt. Ve hani
normal koşullar altında ihracı 3 ay çıkacak olan hazineden bu kağıtta bir satış yemesini beklerdik ama piyasa ilgisi aktif rastlosunun etkisiyle beraber devam ediyor ve bu kağıtta şu anda 106 bas puan kadar cuma kapanışının altında trade ettiğini görmekteyiz. Yani dolayısıyla bonolara bir şekilde bankaların ilgisi devam edecek. Şu aşamada yabancı çıkışı da artık yavaşladığından ve durulduğundan dolayı hatta geçen hafta itibariyle biraz artık satış tarafında satış fiyatınız ne olur tarzında sorularla karşılaştığımızdan dolayı yabancının satış baskısı da kalmayacağından dolayı herhalde bonolar ekstra bir olumsuzluk olmadığı sürece buralarda takılacak gibi görünüyor. Yukarısı biraz daha sınırlı gibi görünüyor. Yaprak çok teşekkür ediyorum aktardığım notlar için. Kolay gelsin diyorum. Şimdi tabii içeride biz bunları konuşuyoruz ama dışarıdan sağlanan kaynak da son 1-2 ayın en çok konuşulan mevzularından bir tanesiydi. Gerek Hazine Maliye Bakanlığı'nın yaptığı ve yapacağı bundan sonrası için iletişimde bulunduğu swap anlaşmaları, gerek özel ve kamu bankalarının sendikasyon kredileri, ne kadar mevcut rakamların çevrilmesi, ne kadar fazla. Dolayısıyla burada bir görüş almak için ve son haberleri değerlendirmek için Türk Exim Bank Fonlama Daire Başkanı Pınar Çalışkan telefon attığımızda olacak. Merhaba Pınar Hanım, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi son dönem içerisinde hem özel bankalarımızın hem kamu bankalarımızın içeriye sermaye sokması açısından ve mevcut yükümlülüklerini çevirmesi açısından sendikasyon kredilerinin hem miktarını hem de maliyetini yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla buradaki sizin son gerçekleştirmiş olduğunuz sendikasyon kredilerinin detaylarını alabilir miyiz sizden? Tabii, memnuniyetle. Akbank, Ziraat Bank ve Vakıfbank'ın başarıyla sendikasyon kredilerini yenilediklerini gördük. Biz de onları takiben vadesi gelen bir yıllık kredimizi, sendikasyon kredimizi 539 milyon dolarlık 723 milyon dolar olarak %134 yenileme oranına ulaşarak yeniledik. Eşanlı olarak da yine başka fonlarımız da oldu aynı zamanda ve 808 milyon dolarlık bir fon temin ettik. 10 farklı ülkeden 25 bankanın katılımı sayesinde bu fonları temin edebildik. Körfez ve Uzak Doğu'nun burada desteği çoktu Avrupa ve Amerika'ya ek olarak. Böylece bizim ilk 5 ayda dışarıdan sağlamış olduğumuz fon tutarı 1.25 milyar dolara ulaştı. Küresel salgına rağmen fonlarımızı yenilemekte, yurt dışından sağladığımız fonlarımızı yenilemekte %100'ün üzerinde overall'da da baktığımızda bir durumla karşılaştık. Biz zaten banka olarak %100'ü Türkiye hazinesine ait olan bir banka olarak Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası grup kuruluşlarının da garantisiyle sağladığımız sendikasyon kredilerimiz var. Ve bunların toplamıyla birlikte bizim yurt dışından temin ettiğimiz sendikasyon kredilerimiz uluslararası kuruluşların da desteğiyle 3.4 milyar dolar. Bu da çok önemli bir rakam. Bunlar uluslararası kuruluşlarınki genelde uzun vadeli oluyor. Euro sendikasyonlarımız da yine kısa vadeli oluyor. Bizim şu anki işlem özelinde konuşmak gerekirse bir yıl vadeli bir sendikasyon ve iki katından fazla taleple karşılaştık biz yenileme zamanında. Kurmuş olduğumuz bu kuruluşlarla uzun süreli ilişkilerin de burada tabii çok desteğini görmüş olduk. Bu zorlu piyasa koşullarında biliyorsunuz Exim Bank'ın 50 milyar dolarlık bir ihracata destek hedefi var. Bu yeni finansman olanaklarıyla da ihracatçılarımıza her zamankinden daha güçlü destek sunmayı umuyoruz. Peki burada şöyle bir araya girebilir miyim Pınar Hanım? Tabii. Şimdi geçmişe göre baktığımız zaman kamu bankaları içerisinde özellikle odaklanmış olduğunuz dış ticaretin geliştirilmesi anlamında oldukça almış olduğunuz avantajlı maliyetleri yine şirketlere yansıtıyorsunuz. Bu içeriye gelmiş olan taze ya da yükümlülüğü kalan önceliklendirme yapmış düşündüğünüz sektörler var mı, yoksa genel anlamda ortaya koymuş olduğunuz o 50 milyar dolarlık hedef için sektörlere eşit anlamda dağıtma, şubeleşme ağınız vardı, hazine ürünlerinin yaygınlaşması anlamında atılımlarınız vardı geçtiğimiz yıllarda, bunların da devam ettiğini görecek miyiz? Biz Exim Bank olarak genel itibariyle bütün ihracatçılarımıza her sektörde yer alan eşit mesafede durmayı
doğru buluyoruz. Öte yandan tabii ki Ticaret Bakanlığımızın da açıklamış olduğu hedef sektörlerimiz var. 13 tane. Onları da gözeterek ve mümkün olduğunca küçük şirketlerimize de KOBİ özelliğini taşıyan, özellikle bu küresel salgın döneminde onları da önceleyerek daha ihtiyaç sahibi diye tabir edebileceğimiz sektörlere de yoğunlaşıyoruz. Pınar Hanım, çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız ve bu değerli görüşleri bizlerle paylaştığınız için diyelim. Şimdi akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Bugün bir diğer konuğum Turkish Yatırım Araştırma Müdürü Baki Atılal olacak. Baki Atılal, hoş geldin yayına. Evet, şimdi tabii bugün biz Baki Atılal'la baktığım zaman neleri konuşabiliriz diye bir tarafa önce bir aktif rasyosunu yazmakta fayda var. Bu bundan sonraki bankacılık sektörünü ya da yatırımcıların getirilerini nasıl etkiler, ne kadar etkilemez, bunu konuşacağız. Öbür taraftan değerlendirdiğimizde, evet, geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları'nın bilançosunu gördük. Video konferans, telekonferans, yatırımcılarla konferansı vardı. Bugün de normalleşme çalışmaları var. Havacılık sektörünü konuşacağız. Öbür taraftan altın fiyatları yine ralli ediyor. Koza Altın ve o grup nasıl hareketlenir? Bunları soracağız ama önce bir aktif rasyosu neydi? Ne oldu? Neler değişti? Onunla ilgili bir haber bandımız var. Onu izleyelim. Üzerine Baki Atılal'la konuşalım. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aktif rasyosu hesaplamasında değişikliğe gitti. BDDK bankaları tahvil alımına ilave olarak KOBİ'leri, ihracatçıları ve yatırım projelerini fonlama yönünde teşvik etmek ve bilançolarındaki aktif pasif kur dengesizliğini azaltmaya yönlendirmek amacıyla aktif rasyosunda Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncelleme yapıldığını belirtti. Buna göre 31 Mart itibarıyla bankaların mevduat hariç Türk lirası mevduat ve yabancı para mevduatlarının toplam 25 milyar liranın altında kalan bankalara 31 Aralık tarihine kadar süre tanındı. BDDK yeni düzenleme ile birlikte pay kısmında yer alan krediler kalemindeki KOBİ kredilerinin, proje finansmanı kredilerinin ve ihracat kredilerinin hesaplamada 1.1 kat sayısıyla ağırlıklandırılmasına, 3 aydan kısa vadeli kredilerin ise hesaplamada krediler kalemine dahil edilmemesine karar verdi. Bankaların müşterileriyle yaptıkları Türk lirası cinsi repolar ve ihraç ettikleri 6 aydan kısa vadeli Türk lirası finansman bonoları, payda kısmında yer verilen Türk lirası mevduat kalemi altında değerlendirilecek. Bankaların müşterileriyle yaptıkları yabancı para cinsi repoların ise hesaplamada rasyonun payda kısmında yer verilen yabancı para mevduat kalemi altında dikkate alınacak. BDDK'nın açıklamasında aktif rasyosunun payda kısmının hesaplamasında yabancı para mevduat kalemi toplamının yabancı para kredilere kadar olan kısmına bir katsayı, yabancı para kredileri aşan kısmına ise 1.75 katsayısı uygulanarak aktif rasyosu formülünün revize edildiği kaydedildi. Evet, şimdi dönüyorum Baki Atılal'a. Şimdi bankacılık sektörünü değerlendirirken bundan önce formül eski halindeyken hesaplamaya çalıştınız mı? Hangi varsayımlarla yaptınız? Mayıs sonu itibariyle sence bankalar %100'ü yakalamışlar mıydı? Çünkü şimdi iyice detaylandırınca analistlerin işi bir kat daha zorlaştı gibi gözüküyor. Hangi banka bu seviyenin altında ya da üstünde? O yüzden bir aktif rasyosunu önce değerlendirmeni isteyeceğim Baki. Yatırımcı açısından biz bakıyoruz burada. Yani şey olarak değil, banka açısından değil. Çünkü yatırımcı bana bu rasyodan ben nasıl yararlanırım diye sorusunu soruyor. İlk önce diyoruz ki burada kısa vadeli borçlanma araçlarına yönelebilirsin. Yani fonlara yönelebilirsin. Dolayısıyla borsa için de son derece olumlu bir etmen. Sermaye piyasaları için zaten yeni yatırımcı sayısı da artıyor. Diğer taraftan da hazinenin maliyetleri düşecek. Çünkü mevcut kıymetleri alacaklar orada. Bu ne demektir? Basit mantıkta faizlerin aşağı gelmesi yönünde talep olduğundan dolayı faizler aşağı gelecektir. Bu da size mevduata alternatif bir yatırım enstrümanı, yeni kullanmaya başladığımız bir yatırım enstrümanı olarak karşımıza çıkacaktır diye bakıyoruz. Dolayısıyla bu adımlar genel olarak baktığımızda zaten amaç tamamıyla kredi üzerine gidiyor. Kredinin büyümesi eşittir zaten. Türkiye'nin işte genelde beklenti %3 ile 4 bandında değişen bir daralma. Bu daralmayı minimum seviyeye çekmek üzerine mesela açıklanan bu bugünkü konut diyorum. Genel olarak otomotiv sektörüne yönelik ve harcamalara yönelik
altı sektördeki kredi faizlerinin düşmesini de bu açıdan baktığımızda bizim açımızdan son derece olumlu. Yatırımcının baktığı taraf bu taraf. Ama bankalar açısından baktığında da işte geçen haftalarda sizin bir hesaplamanız vardı. Hatta ben de ondan yararlandım. O tarafa baktığında bir sıkıntı yoktu. Şimdi bu üçüncü değişiklik. Dolayısıyla her değişiklik bir etmen getiriyor olumlu yönde. O tarafa yöneliyoruz. Sonra yeni bir düzenleme geliyor. Diğer tarafa yöneliyoruz. Şimdi şu kompozisyonda baktığımızda da bankaların genel olarak işte %97-98 bandında aşağısında kalan yaklaşık 3-4 tane banka gözüküyoruz. Ama onlar da Borsa İstanbul'da işlem görmüyorlar. O açıdan bakmak gerekiyor. Küçük bankalar açısından bu bir avantaj yaratıyor. Bu yarattığı avantajı gene ben yatırımcı olarak baktığımda ne tarafta değerlendirebilirim dediğimde borsa tarafında yönlendirme çabası olarak da biz bunu dolaylı olarak görüyoruz. Çünkü mevduat faizindeki gerileme yatırımcının bir anda getiri peşinde koşması sendeni oluyor. Bunu biz genelde yurt dışı için konuşuyorduk. Getiri peşinde koşuyor fonlar diye. Getiri tarafında da Borsa İstanbul tarafında bir yönelim var. Bunu da yaklaşık ilk çeyrekte 178 bin yeni yatırımcıyı da görüyoruz ki bunun sayısı düzenli olarak artıyor ve nitelikli yatırımcı da bu tarafa geliyor. Bizim açımızdan bu da son derece önemli. Kredi konusunda ne kadar adım atılırsa borsa tarafındaki fiyatlama da o yönde olacaktır ki son 3 haftalık periyoda baktığımızda bankacılık sektörüne para girişi olduğunu görüyoruz. Yabancıların satışları neredeyse tamamlandı gibi oldukça yavaşlamış modda. Bundan sonraki süreçte de bankacılık sektörü götürecek. Zaten bugün de 107.200 seviyesine yükselişimizde ağırlıklı olarak bankacılık sektörünün olduğunu gördük. Dediğim gibi yatırımcı açısından biz bakıyoruz. Yatırımcı açısından baktığımızda da bizim için son derece olumlu adımlar. Her seferinde de her 3 adımda da yeni fırsatlar oluyor ve yeni fırsatların ortak noktası da yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına yönelimin arttığı olarak görmekteyiz. Şimdi 2020'nin öne çıkan hisseleriyle geride kalan hisselerini de çıkardım. Onları da tek tek hikayesini soracağım. Yani rally'nin devamı var mı? Ya da aşağıda kalanları yukarıda o arayı kapatma şansları var mı diye, ama işin birazcık daha ekonomik boyutunda kalalım istiyorum. Cuma günü büyüme verisini gördük. Bugün itibariyle de kamu bankalarından 4 tane kritik diye belirleyebileceğimiz içeride tüketimi destekleyecek bir paket gördük. Dolayısıyla biz ikinci çeyrekte ne yaparız ne yapmayız, bu üçüncü çeyreğe bir ivmelenme bize birlikte getirir mi? Tabii bunun da arkasında bir fatura ekonomik kırılganlıklar anlamında, risk primi anlamında öder miyiz? Ya ben risk primi anlamında tersten başlayayım. Ödeyeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü baktığımızda bunu geçmiş kapasite kullanım oranında da gördük. Bir dipten toparlanma vardı. Bugünkü gelen veride de benzer şekilde dipten toparlanma var. Sektörler genel olarak ikinci çeyreği son derece zayıf kapatacaklar. Yani bu net olan, değişmeyecek bir kural. Üçüncü çeyrek itibariyle işte ne yapacağız derdindeydik ki ona da bugün itibariyle başladık. Güzel hamlelerdi. Yani bakıyoruz buraya, mobilya, beyaz eşya, elektronik, ev tekstili, taşıt. Bunların hepsi konut, zaten faizler indiğinden dolayı konut sektöründe de bir canlanma görüyorduk. Genel olarak olumlu olduğundan dolayı ve yeni alımlar, yani burada önemli olan oydu zaten. Stokları erittiniz, kapasite kullanımının artması için, üretimin artması için yeni malın gelmesi gerekiyordu. Buradaki kıstas da sıfır üzerine olunca, başta otomotiv sektörü olmak üzere, bir anda işin rengini değiştirdi. Yani o eksi dörtler, işte en son CI galiba bu sabah itibariyle eksi dört olarak Türkiye'nin büyümesini bekliyordu. Bu bandın etap etap aşağıya yönelmesine neden olacaktır. Burada en önemli kriter, yatırımcı açısından baktığımızda zaten genel olarak oradan hareket ediyoruz. Dolar TL'nin seyrinin ne olacağı, yani oradaki oynaklığı ve volatilitenin azalması bizim için önemli. Şimdi şirketlere bakıyoruz, bugün itibariyle, şu an itibariyle 1350 puan yukarıdayız. Genel olarak hemen hemen tüm sektörlerde bir artı var. Şimdi bu artı nasıl var? Şimdi bakıyorsun hangi sektöre destek geldiyse o destek sektörlerde ciddi bir şekilde yeni para girişi var. Yani bunu da görebiliriz. Şimdi bunu nereden görebiliriz dersen, yani net olarak gelen telefonlardan görüyorsun. Daha önce hisse senedi yatırımcısı olmayanlar bir anda işte bankacılık sektörü çok geride kaldı. Biz bundan alsak mı, hangileri ön plana çıkar? Otomotiv sektörünün ilk çeyrek verileri çok iyiydi. Orada fiyatlamayı yaptık. İkinci çeyrek son derece kötü geçecek. Geçti zaten. Üçüncü çeyrekte toparlanma olur. Dolayısıyla bu bizim için fırsat yaratır mı soruları peş peşe geliyor. Gayrimenkul sektörüne hemen hemen bütün hepimiz göz ardı etmiştik. Tam da burada araya gireyim istiyorum. Mesela bugün biraz önce sen söylerken hareketlilik anlamında Borsa İstanbul yüzdeki en şu anda puan bazlı en çok katkı ya da yüzdesel anlamda yukarı götürene baktığımda Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı görüyorum. Bunun evet. Ne kadarı bilanço açıklamasından,
ne kadarı bugünkü paketten sence? Bunu böyle bir ayrıştırabilir miyiz ya da paket olarak zaten yatırımcısının son dönem içerisinde o faiz ve konusunda geri yani ne olduğu çok önemli değil, yoluna devam ediyor mu dersin? Ne dersin? Yani şöyle söyleyeyim, bilanço açısından %6'lık bir şey görmüyorum. Yani bilanço piyasa beklentisinin altında kaldı. Yani o net bir şekilde görüyoruz onu. Orada bir kamu sektöründeki birleşme beklentisi oluştu bir anda yatırımcı tarafında. Dolayısıyla o hareketlilik biraz ondan kaynaklanıyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde de sigorta sektöründe bir birleşme haberleri daha önceden piyasada canlı tutulunca bazı hisselerde ciddi hareketlilik görmüştük. O hareketliliğin yansıması gerçekleşince de tamamlanmıştı. Şimdi burada da öyle bir etki var. Son derece bu sık bir şekilde konuşuluyor. Yapılan yeni düzenlemeler zaten geçtiğimiz günkü düzenlemeyi de direkt bu tarafa yoran bazı yorumlar gördük. Dolayısıyla onun hareketi olarak yani bunu bilanço hareketi olarak isimlendirmek biraz zor gözüküyor. Çünkü dediğim gibi bilanço beklentinin altında kaldı. Ama dersen ki bundan sonraki süreci fiyatlamaya çalışıyoruz. Tamam olabilir ama ağırlıklı olarak dediğim gibi tamamıyla demeyelim ağırlıklı olarak birleşme beklentisi oluştu bir anda. Yani resmi bir açıklama yok ama 5 yıl önce işte bu gene benzer şekilde kamunların şeyleri farklılıkları tek yerde toplanacak açıklaması vardı. Şimdi onun benzeri tekrardan gündeme gelir mi, yeni düzenleme bunu teşvik eder mi beklentisi var. Dolayısıyla o hareketi biraz ona yormakta fayda var diye düşünüyorum ben. Şimdi bugün normalleşme adımları da var. Gördüğüm kadarıyla sen de hani balkondan ofise geçmiş gibi gözüküyorsun gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani buradan bakacak olursak eğer Türk Hava Yolları geçtiğimiz hafta bilançosunu açıkladı. Yatırımcılara da bir cuma akşamı üzerine doğru telekonferans gerçekleştirildi. Dolayısıyla hem bu normalleşmeyi sormak isterim sana hem bu dönem içerisinde en çok konuşulan sektör olması açısından havacılık sektörünü değerlendirmeni isteyeceğim. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, orada hep biz uyarı olarak ne dedik? İşte petrol fiyatları düşüyor, dolayısıyla havacılık sektörü bu işten olumlu yararlanır algısı vardı. Ama dedik ki fiyatlar o seviyeye geldi ki hedge mekanizması yukarıda kaldı. Şimdi havayolunun bilançosunu gördüğümüz yerde sıkıntı tamamıyla o taraftan, türev enstrümandan kaynaklanıyor ve onu da şey yaptılar zaten, bundan sonraki süreçte kullanmayacaklarını açıkladılar. Önemli olan orada tamamıyla havacılık sektöründe, şimdi personel giderlerini bir şekilde dolaylı olarak karşıladık. Ama bilet iadesini 3 ay sonraya attık. Ama ne oldu? Finansal kiralama borçlarını erteleyemedim. Dolayısıyla onu ödemen gerekiyor. Şimdi yerde kaldığı sürece de havacılık sektörünün bir yere gitmesi beklenmiyor. Hatta şey de konuşuluyor. İşte Amerikalı firma, Amerikan hükümeti kurtarmaya çalışıyor. Alman hükümeti kurtarmaya çalışıyor. Türkiye'de de böyle bir şeyler olur mu diye bir iki gün bir tartışma olur. İlk yani böyle bir şey söz konusu değil. Yani bizdeki mali tablolar güçlü, talep tarafı belli. Dolayısıyla o sıkıntıyı rahat bir şekilde aşabilirler. Sektör ne yaptı? 1,5 aylık periyotta bir yatay bant hareket ettikten sonra işte bugün itibariyle uçuşlar başladı. Biraz önce ben de haberi okuyordum. İlk Ankara uçuşunu 147 yolcuyla gerçekleştirmişler. Şimdi talep ve uçmaya başladığı takdirde bu beklenti son derece olumlu yöne gelecektir. Ama buradaki hikayeyi şöyle yorumlamak gerekir. Ben son derece olumlu derken kötüye göre yani eski seviyesine gelmesi görüntü itibariyle herkesin beklentisi 2021 ilk çeyrek, ikinci çeyrek aralığında eski seviyelere gelecek. Şu kompozisyonda olmayacak. Ama bu sana ne yaratıyor? Fiyat seviyesi olarak dolar bazında baktığında alıp bekleme fırsatı yaratıyor. Bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor yatırımcılar ve dediğim gibi yaklaşık 3-4 gündür yani geçen hafta başından itibaren ayın 1'inde hemen hemen tüm sektörler devreye giriyor. Girdiler. Biz bundan nasıl yararlanırız? Geride sen de sorunun başında dediğim gibi geride kalanlara mı girelim yoksa gidenlere mi? Şimdi biz de diyoruz ki kredi tarafında yararlanacakları hükümet bugün itibariyle açıkladı. 6 tane sektör var ve o 6 sektörde şu anda hemen hemen tüm hisseleri artı kompozisyonda. Diğer taraftan kredi line'ının açılması gerekiyor ki büyümeyi birazcık şey yapalım, normal hale getirmeye çalışalım. Şimdi kredi tarafında da yapılan düzenlemeler, bankaların iştahının artması, hem tüketici kredileri, hem KOBİ kredileri, ihracat kredileri. Şimdi bu segmente total olarak baktığın zaman da diyorsun ki bankacılık sektörü zaten çok kötüydü. Kamular bu noktada birazcık krediyi daha önceden verdiğinden, hatta daha önce demeyelim 3'te 2 kredi büyümesi kamulardan kaynaklanıyor. Onlar bu işten daha fazla nem alınacak diye kamular, yanında özel sektör otomotiv tarafında dediğimizde buyurun otomotivde üretime tekrar geçiyorlar. Burada stok son derece sıkıntılı bir durumdu. Üretime geçecekler çünkü
net bir şekilde diyor ki sıfır arabaya, sıfır binek ve ticari arabaya ben bu krediyi veriyorum. 0.49 da 0.69 bandındaki krediyi bu tarafa veriyorum. Şimdi zaten ertelenmiş bir taraf vardır. Yani bu sektörde hep bir ertelenmiş taraf hikayesini konuşuruz. Bu talebin canlanmasını beklersin. Ama buradaki sıkıntı nerede olacaktır? Direkt ithalat yapanlarda bir sıkıntı görebiliriz. Çünkü o tarafa bir düzenleme gelmedi. Pek gelmesini de beklemiyoruz. Bu kompozisyon ne olur? Havacılık sektörü uçmaya başladığından dolayı o taraftan alabilirsin. Otomotiv sektörü hem ihracat tarafında bizi rahatlatacak hem de iç tarafta istihdam sağlama açısından son derece yatkın bir sektör. O taraftaki istihdamdaki sıkıntıyı da rahatlatacak bir hamle olacak. Üçü birlikte hareket ettiğinden dolayı da borsa tarafında rahat bir şekilde biz diyebiliyoruz. Yani şu kompozisyonda ekstra bir sıkıntı yok. Yani global çapta baktığında da Amerika'daki gerginlik, Amerikan Çin gerginliği de ikinci plana atıldı. Şu anda sadece Amerika'daki protestolar tarafında bakıyoruz ama onun da pek fiyatlamalarda o kadar bir artı değer, altın haricinde artı değer yarattığını ya da eksi değer yarattığını pek görmüyoruz orada. Bahki Atatürk, şimdi istersen kısa bir ara verelim. Aranın ardından biraz daha işte geride kalanlarda işte gördüğüm kadarıyla Pegasus'u, limanlarını birazcık havacılık üzerinden konuştuk ama TÜPRAŞ'ı soracağım. Banka hisseleriyle sanayi arasındaki farkın kapanmasını bekleyip beklemediğini soracağım ama kısa bir aranın ardından. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Baki Atılal'la sohbetimize hisse bazlı, sektör bazlı devam edeceğiz. Baki Atılal, şimdi Borsa İstanbul 30'u yılbaşından bu yana hisse performansı olarak sıraladığımız zaman TÜPRAŞ'ın %30'luk maalesef hisse senedinde bir geri çekiliş var. Bu konuyla ilgili olarak tabii yatırımcılardan bankalarla ilgili sorular geliyor diyordun. TÜPRAŞ için de aynı şeyden bahsedebilir miyiz? Yani çok net bir şekilde bahsediyoruz. Hatta onun fiyat hareketi 110'dan itibaren aşağı gelmeye başlayınca yatırımcılar da işte buradan döner mi, buradan döner mi? Şimdi oradaki hikayeyi şeye bağlamak lazım. Petrol fiyatındaki, Brent petrol tarafındaki geri çekilme, marjlarda ciddi geri çekilme oluyor. 3 segmentli işlem yapıyor. 3'ünde de marjlarda çok ciddi geri çekilme var. Kapasite kullanım oranı düşüyor. Talep olmadığından dolayı bunu kompanse etmen de son derece zor. Zaten 21 Nisan itibariyle de 2020 beklentilerini aşağı yönlü ciddi bir şekilde revize etmişti. Onun fiyatlarını da yedirmiş olduk içeriye. Dolayısıyla o günden bugüne zaten %22-23'lük bir geri çekilme var. Hemen hemen tüm olumsuz şeyleri, enstrümanları ilk fiyatın içerisine biz koyduk. Ve biz koyduğumuzda ne oldu? Bilanço da zaten beklentiden kötü geldi. Yani beklenti zaten kötüydü. Beklentiden daha kötü gelmesini de fiyatların içerisine koyduk. 80'in altına düşürdük ki ondan sonraki süreçte global anlamda ekonomilerin açılması petrol talebini arttıracağından dolayı petrol fiyatında zaten tekrardan 38 bandına yükselince, 38 dolar bandına yükselince o taraftaki stok zararları normalleşecek, kapasite kullanım oranı artacak. Dolayısıyla biz bunu da uzun vadeli olarak portföylerde tutabiliriz beklentisi oluştu ki burada hep söylüyoruz yani orta vade başka bir vadedir, uzun vade başka bir vadedir. Şu ortamda netleşmedikten dolayı yani genel anlamda ekonomiler canlandı ama ne kadar bunun etkisi olacak, ne kadar güçlü olacak onu görmek açısından 3. çeyrek sonlarına doğru daha rahat bir şekilde kısa ve orta vadeyle pozisyon açtırabiliriz ama biz genel olarak uzun vadeli şu kompozisyonda TÜPRAŞ tarafında marjlarda toparlanmayı görebilmek adına o zaman pozisyon açabiliriz dedi. Zaten bir haftalık periyoda baktığımızda %5'lik bir artış var. Yılbaşından bu yana %30'luk gerileme, o açığı kapatma işte biraz zor olacak. Onu kastediyorum. Onun da nasıl olacak? Ne kadar çok üretim ve ne kadar çok talep olursa oradaki farklılık da o derecede hızlı bir şekilde kapatacaktır. Mesela bunu benzer etkiyi Petkim'de de görüyoruz. O da yılbaşından böyle %5'lik bir daralma var. Orada da etilen nafta makasının sıkıntısını yaşıyor. Dolayısıyla direkt çünkü karlılığa olumsuz yönde etki yapıyor. Oradaki toparlanma nafta fiyatlarının artışından dolayı biraz daha çabuk olacak gibi gözüküyor. Fiyatlama da zaten bunu gösteriyor. İkisinde de birinde orta vadeli, Petkim'de orta vadeli pozisyon açılmasını da tavsiye edebiliyoruz. İlk başta da uzun vadeli pozisyon açılabilir ama dediğim gibi yani konu petrol olduğu zaman global anlamda talep, iç talep ne olacak? Önemli olan o taraf. Yani şu anda beklentiler olumlu yönde ama
büyüme kompozisyonuna baktığımızda Türkiye için değil, genel anlamda söylüyorum, her seferinde biraz daha aşağıya yönlü revize edilince o petrol fiyatlarının bu seviyede kalması da biraz sıkıntılı bir ortam doğuracaktır diye bekleyebiliriz. Madalyonun bir de diğer tarafı var. Aselsan ve BİM yılbaşından bu yana %40'lık primleriyle yatırımcısını sevindirdi diye söyleyebiliriz. Değerlemeler açısından tabii baktığımızda ne gösteriyor? Bu konuyla ilgili olarak siz yatırımcılarla yapmış olduğunuz iletişiminizde, yazmış olduğunuz raporlarda bu iki hisse senedi için ne kadarlık bir potansiyel daha öngörüyorsunuz? Ya da var mı? Yani şöyle BİM için yok. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani %38.50'lik bir artış sağlamış. Onun da yok. Biz genel olarak o tarafta Migros'u ön plana çıkartıyoruz. Migros'taki büyüme potansiyeli ve bu Covid döneminde de sergilediği performanstan dolayı ön planda o çıkacaktır beklentimizde. O da zaten fiyat hareketini son derece hızlı bir şekilde yaptı. Baştan bir değerlendirme gerekecek orada. Çünkü marj gittikçe daraldı. Diğer taraftan senin dediğin gibi Aselsan tarafına baktığımızda yerli milli ve bilançonun nasıl, ne derece iyi geleceği zaten piyasa tarafından belirleniyordu. Önceki dönemdeki sıkıntı 20'den 30'a çıkışın çok kısa vadede olmasıydı. Yani bir anda hızlı bir şekilde 30'lara çıktı. Onun düzeltmesini bu Covid döneminde güzel bir şekilde yaptık. Ondan sonraki nakit akışının düzelmesiyle beraber siparişlerin artmasıyla beraber Aselsan'daki bu sefer azmedebilirsiyle şu kompozisyonda bizim hedefimiz orada 34, %10'lu bir artışa denk geliyor. Şu anki 31.02'lik fiyata göre ama ikinci çeyrek bilançosuyla beraber bunu daha yukarı yönlü revize edebiliriz. Çünkü destek paketleri, yerli milli konsepte yönelimin artması bu hisselere daha fazla talebin olmasına neden oluyor. Bir de şeye bakmak gerekiyor. Uzun vadeli olarak biz hep şey diyoruz işte fonlarda, bireysel emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında bu tarafa, hisse senedi tarafına ağırlığın daha fazla verilmesi lazım. Kurumsal yatırımcı bacağının güçlenmesi açısından. Bu tarafta da takasa baktığımızda genel olarak Aselsan ve diğer Türk Varlık Fonu'nun içerisinde bulunan hisse senetlerinde bir yönelim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da son derece olumlu ve hissenin güçlü kalmasını, uzun vadede de güçlü kalmasını sağlayan bir etmen. Yani iki tarafta da biz bir sıkıntı görmüyoruz orada. Yani pozisyonlar konulabilir ama dikkat edilmesi gereken nokta tamamıyla bu. Ama bunu genel içinde söyleyeyim. Şimdi Aselsan'daki şu anda yılbaşından bu yana fark 47.95, 48.04 oldu. Şimdi bunun gitme potansiyeliyle bankacılık sektörünün, otomotiv sektörünün gitme potansiyeli şu kompozisyonda biraz daha farklı olur. Bu taraf biraz daha yavaş hareket eder. Diğerleri geride kaldığından dolayı taze para girişi İvmelenen sektöre kayar. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Yani küçük çaplı geri çekilmeler doğal olarak olacaktır. Evet. Ama tren ne tarafa gidiyorsa o tarafta bulunmak, ama ana kriter de burada araştırma bölümlerinin önerdiği hisselerde bulunmak önemli olacaktır. Herhalde bir de bunun içerisinde yatırım fonlarındaki profesyonel beceriyi ve raporlara ulaşma yetisinde, yüksekliğinde vurgulamakta fayda var. Baki Atılar, çok teşekkür ediyorum. Kesin. Bugün bana katılıp değerli yorumlarını hisse aktardığın için. Şimdi Londra'ya gideceğiz. Londra'da bizi FXDM araştırma analisti Lukman Otunuga bekliyor olacak. Biraz daha küresel piyasaları, gelişmekte olan piyasalar, gelişmiş piyasalar arasındaki farkı sorup sorgulayacağız. Haziran ayını değerlendireceğiz. Hi Lukman. Merhaba Lukman, önceki programımıza hoş geldiniz. Major team in June. Büyük Haziran temasıyla başlamak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz Haziran ayında piyasalar en önemli olarak neye odaklanacak sizce? Öncelikle beni bugün davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek her zaman iyi güzel oluyor. Birkaç şeyi etkileyecek Haziran ayında piyasa algısını. Bunların en önemlisi ABD için ticaret gelişmeleri. Aslında Donald Trump'ın Çin'deki yaşanan gelişmelere verdiği tepki piyasaların kötü beklentisinden daha iyi geldi. Ancak geçen hafta piyasanın modunu belirleyen olumsuz bir nokta olmuştu ve ABD'den gelen veriler çok önemli. Cuma günü işsizlik verisi açıklanacak. Mesela bunları da yine takip ediyor olacağız. Avrupa Merkez Bankası toplantısı da var bu hafta. Avrupa Merkez Bankası şu an daha fazla tahvil alımı yapıyor ve Avrupa Merkez Bankası çok fazla etkiye sahip tabii ki. Onunla birlikte Brexit var. Brexit belirsizliği daha da artarken maalesef olumsuz bir etki olabilir. Ve bu da AB'nin hepsine yayılan bir belirsizlik olabilir. Onun dışında emtia tarafında OPEC toplantısı var. 4 Haziran'da olacak. Ne zaman kartel ne yapacak bilmiyoruz. Herhangi bir şey yaptıklarında zaten piyasanın yönünü belirliyor OPEC ve bütün değerlemeler etkileniyor.
Pekala. Biliyoruz ki bir farklılık var. Performans farklılığı var G7 endeksleri ve gelişen piyasaların endeksleri arasında. Yani %10'luk bir altta performans görüyoruz gelişen piyasalar tarafında. Sizce ekonomiler yeniden açılmaya başladıktan sonra ve merkez bankalarının bilançolarının genişlemesinin ardından sizce bu farklılık kapatılır mı gelişen piyasaların endekslerinde? Diğerleri yakalanabilir mi? Tabii ki bugün gelişen piyasaların hisselerine bakalım. Çok yukarı çıktıklarını görüyorsunuz. 12 haftanın en yukarı seviyelerine çıkmışlar. Zaten gelişen piyasalar yakın zamanda daha da iyi bir performans gösterecekler ve gelişmiş piyasaları yakalayabilirler. Türkiye'ye bakın mesela, ilk çeyrekte %4.5'lik bir büyüme gerçekleştirdi ve koronavirüs döneminde yapabildi bunu. Gelişen piyasalar herkes tabii ki Türkiye gibi değil. Kısa vadede herkes o kadar iyi bir performans göstermeyebilir ancak orta vadede ben iyimserim. Çünkü koronavirüsün ne kadar kötü etkilediğini biliyoruz. Küresel anlamda gelen zayıf verilerden bunu görebiliyoruz. Fakat tabii ki kısa vadede gelişen piyasaların hisseleri yukarı çıkacak diyebilirim. Ancak orta ve uzun vadede özellikle gelişmiş hisselerde biraz sorun yaşanabilir. Çünkü önümüzdeki dönemlerde küresel ekonomiye bekleyecek bilemiyoruz. Pekala, son sorum da altın ile alakalı olacak. Bir kez daha üst seviyelere ulaşıyoruz. Son iki ayın üst seviyesine ulaşıyoruz. Sizce bir kez daha pik görülür mü altın fiyatlamasında? Gerginlikler sebebiyle olsun, ABD ve Çin arasında ya da herhangi bir sebepten ötürü olsun, altın yine yükselir mi? Altın ne zaman piyasalarda bir sorun olsa parlayan bir emtia olarak karşımıza çıkıyor. Yılbaşından bu yana çok iyi bir performans gösterdi. Bu arada sizinle de zaten en son bunu konuşmuştuk. Şu an olan şeyler altının yukarı çıkmasını destek şeyler. Jeopolitik gerginlik oluyor dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında. Faiz indirimleri oluyor. Bütün bunlar altın için çok iyi bir ortam yaratıyor ve ben zaten yine 1800 bandını test edilebileceğini düşünüyorum. Ve bu eğer kırılırsa o zaman daha da artabilir. Fakat bu seviyenin kırılması için bir katalizöre ihtiyacımız var. Şayet Donald Trump kendisinden bekleneni yaparsa o zaman tabii ki altın çok artabilir ve küresel ekonomi bir resesyona girecek olursa altın fiyatları çok çok daha yükselebilir ve 2020'den daha fazla bir şey bekleyemez hale geliriz. Lukman, bugün bize katıldığın için ve detayları paylaştığın için teşekkür ederiz. Akıllı paranın böylelikle sonuna geldik. ABD vadeli piyasalarla devam edeceğiz. ABD vadeli işlemlere baktığımız zaman her 3 endeksinde eksi de olduğunu görüyoruz. Dow Jones 25.335, Nasdaq 9.515 ki bu 3 endeks içerisinde değer kayıplarıyla en çok ön plana çıkmış durumda. %0.45'lik kayıpla. S&P 500 ise 3.034 seviyesinde düne göre %0.25 aşağıda. Teknik olarak baktığımız zaman son 3 gündür 200 günlük ortalamasının üzerinde kalmaya devam ediyor S&P 500. Ama bir taraftan da ABD ile Çin arasındaki gerilimin arttığına da şahit oluyoruz. Artı bir de tabii ki de Amerika'daki son olan toplumsal olaylara da dikkat çekmekte fayda var. Bugünün veri ajandasına baktığımız zaman ABD'de Mayıs ayı Market PMI imalat endeksi 16.45'te, ISM imalat endeksi de saat 17'de gelecek diyelim ve sözü saat başında finans merkezi için açıl sezene bırakalım. Hoşçakalın.